Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün kripto para piyasasını değerleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar video geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. İlk başta haberlerle başlayacağız. Sonra dünyanın farklı ülkelerinden gelen verileri değerlendireceğiz. Son olarak da teknik analizimize geçip videoyu bitireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. İlk haberimiz bizler için çok önemli. Şimdi ilk bakışta güzel gibi görülebilir bu haber. Çünkü en az bir adet bitcoin tutan cüzdan sayısı 900 bin oldu demek. E bu ne demek? Yani farklı cüzdan farklı kişi demek. Yani şöyle düşünebiliriz. Hepimizin bir cüzdanı var. İki cüzdanımız genellikle yok. Yani çok nadirdir. Ya bu da bize ne demek oluyor? 900 bin adet küçük yatırımcı bir Bitcoin tutuyor demek olabilir. Hadi bir kişinin 200 don olsun, ya 450 bin kişi hiç yoktan bir adet Bitcoin tutuyor en az. Şimdi bu olumlu olarak bakılabilir, ama bu bence çok olumsuz bir şey. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunun anlamı şu oluyor: küçük yatırımcı sayısı artmış. Bakın bunun ne kadar küçük yatırımcı bilmiyoruz. Çünkü en az bir diyor. Yani bunu 1000 adet tutan da var, 2000 adet tutan da var. E, belki ne bileyim on bin tane tutan adam da var bu 900 binin içinde ama e, bunun artması demek şu demek. Ya küçük yatırımcı artıyor. Yani Bitcoin tutan küçük yatırımcı sayısı artıyor ve bu kötü bir şey. E, eğer biz Bitcoin'in çıkmasını istiyorsak küçük yatırımcıların sattığını görmek zorundayız. Çünkü belli bir şey vardır. Ya yani küçük yatırımcı her zaman kaybeder, büyük yatırımcı kazanır. Ya mantık bellidir, mentalite de bellidir. Bu sebepten arkadaşlar buna bakarak ben şunu söyleyebiliyorum. Yani ee, ya bitcoin artacaksa eğer ya bence e, en azından bir düşüş dalgası daha gerekiyor çünkü bu adamların elindeki malları satması gerekiyor hani bu düşüş dalgasında 12 bin dolara kadar e, 11 bin dolara kadar olacağını şahsi olarak düşünüyorum ki ben bunu herhalde bir buçuk aydır söylüyorum ee, yakın zamanda da gideceğini düşünüyorum birazdan değerlendireceğim zaten birazdan yine geleceğim oraya. Şimdi bir başka birimiz var. İlk başta Fed'le başlayalım. Biliyorsunuz biz özellikle Fed gecesine dikkat çekmiştik videomuzda. Sert hareketler gelebilir demiştik. Ve enflasyon sonucunun neticesinde bu adamların 75 bas puan arttıracağını biz zaten öncesinde biliyorduk. Ya yani bunu hemen hemen herkes biliyordu. Hemen hemen herkes zaten 75 bas puan geleceğini biliyordu. Çünkü enflasyon dediğim şekilde beklentinin üstünde gelmişti ve herkesin beklediği oldu. 75 bas puan faiz arttırmada gitti FED. Ya bu çok olumsuz bir şey. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar bir musluk var. Bu musluktan su akıyor. Ve siz aldığınız bu suyla kaktüse de su dökebiliyorsunuz. Gidiyorsunuz ne bileyim melekşeye de su dökebiliyorsunuz. Orkidenize de su dökebiliyorsunuz. Ya anlayacağınız arkadaşlar Arkadaşlar siz bu suyu dağıtabiliyorsunuz. Ya buradaki suyu arkadaşlar para, aynı şekilde dağıttığımız çiçekleri de e, piyasal olarak düşünebiliriz. E, bu ne demek oluyor? Yani para az, e, akışı azaldıkça, para piyasaya giren para düştükçe e tabii ki arkadaşlar bu bizim daha demin çiçek diye adlandırdığımız e, kripto paralar olsun, borsalar olsun ya da e, gelişmekte olan para birimleri olsun e bunlara giren para azalıyor. E, bu ne demek oluyor? Dünya çapında güçlü dolar Aynı şekilde güçsüz Bitcoin, güçsüz borsa, güç, güçsüz Türk lirası vesaire. Ya bunlara sebebiyet veriyor. Ya bu sebepten arkadaşlar merkez bankalarının faiz arttırması gerçekten çok kötü bir şey ve özellikle Bitcoin için bakıyorsak Bitcoin'i ciddi anlamda düşürebilecek bir şey. Bunu gösterdik. Geçelim isterseniz. İngiltere Merkez Bankası'ndan da bir karar geldi. İngiltere Merkez Bankası 50 bas puan faiz arttırdı. Ya tekrar etmeyeceğim. Ya tabii ki kötü bir şey bu faiz artışları. Bunu nasıl yapmışlar? 4'e karşı 5 öyle. Yani çoğunluk bunu kabul etmiş ve 50 bas puan faiz artışına gitmişler. Norveç Merkez Bankası yine gösterge faizini 50 bas puan arttırmış. Ciddi bir artış 50 bas puan Norveç'ten. Ya çünkü genellikle bu kuzey ülkeler arkadaşlar fazla arttırmıyorlar. Yani bunu görüyoruz. Bu kuzey ülkeleri genellikle faizlerini yüksek tutmamaya çalışıyorlar çünkü nüfusları yaşlı. Ya bu sebepten Kuzey ülkesinin 50 bas puan arttırması demek ya Avrupa gerçekten sıkılışıyor demek. Bunu bir kez daha hatırlamış oluyoruz. İsviçre'den bir haber geldi. İsviçre ilk defa bir şey yaptı. Yani 8 senede ilk defa oldu bu. Faiz pozitif bölgeye geçti. Ya önceden eksi faiz vardı biliyorsunuz İsviçre'de. Artık e, artı faiz var. Yani siz anlatmayacağım bunu yani hepiniz anlamışsınızdır. Bunlar da 75 bas puanlık faiz artışına gittiler ve faizi %0.5'e çıkardılar. Eksi 0.25'ten bunu söyleyebilirim. E bu da tabii ki çok kötü bir şey. Bir dakika hemen şunu şöyle bir kapatalım. E, Twitter'dan bir Veri geldi ya daha doğrusu bir beyefendi Michael adlı bir beyefendi Ben de bunu beğendim ve sizlere göstereceğim Şöyle bir yakınlaşalım isterseniz Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz sarı çizgi S&P 500'ün 2008'deki performansı Şurada gördüğünüz beyaz çizgide S&P 500'ün 500 şu anki performansı Ya ben genellikle şu kararda değilim Ya daha önce böyle olmuştu bu sebepten böyle olacak Diyenlere kesinlikle katılmayan bir insanım Ve genellikle böyle de olmadığını düşünüyorum Ama nadiren de olabiliyor. Yani genel bazen piyasalar birbirini izleyebiliyor. Ya burada da nokta dışı bayağı bir izlemiş ya görüyorsunuz 2020'nin başından bu yana. Nokta dışı bir şekilde 2008'deki olayını çiziyor ve buna bakarak da biz 3200'lere kadar düşeceğini öngörebiliyoruz e, S&P 500'ün ki ben S&P 500'ün 2900'lere kadar e, düşeceğini düşünüyordum. Ya bunun sebebinde yatan temel faktörleri ve teknik faktörlere değinmeyeceğim şu an ama genellikle temel faktörlere gelir belirledim ben bu 2900 seviyesini ve ben S&P'nin 2900'e kadar düşeceğini düşünüyorum. Bu beyefendi 3200'e kadar e, düşeceğini düşünüyormuş. Şu an 3700'de bu arada bunu da belirteyim. Gelin şimdi bir Bitcoin'in teknik analizine bakalım ne oluyor diye. Ya şu an olan bir şey yok aslında. Ya yani her geçen günde aslında bizim aleyhimize işliyor. Neden derseniz üstümüzden gelen bir direnç var. Şu gördüğünüz yeşil çizgi bir direnç ve bu direncimiz aşağı yönlü inmeye devam ediyor. Her geçen gün bu direnç bize daha da yaklaşıyor ve bizim aşağı yönlü baskımızı tetikliyor. Şu anda da görüyorsunuz üstümüzdeki bu direncin arkadaşlar seviyesini vereyim. 21.480 seviyesinde bu direnç. Bunun dışında bir de ABCD diye adlandıracağımız ABCD formasyonu da diyebiliriz. Bir formasyon var ve bu formasyon hedefi 16.000 dolar. Yani 16.000 dolara geldiği zaman bunun yukarı yönü gidebileceğini gösteriyor. Ki ben de 16 bine kadar düşeceğini düşünüyorum. Çünkü bunu destekleyen temel faktörler elimizde var. <laughs> Pardon bir de RSI'ye şöyle bir bakalım isterseniz. 4 saatlik RSI'ye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bakın otomatik alalım şunu. Şunu görüyoruz bakın. Fiyat artmadığı halde bakın fiyatta bir artış yok. Fiyat yatay bir korelasyona sahip. Ancak biz RSI'nin yeni tepeler yaptığını görüyoruz. Ve bu da negatif uyumsuzluğa e işaret ediyor. Yani aşağı yönlü düşe işaret ediyor. Ki ben tekrar ediyorum bakın 16 bin dolar olacak bir düşüşü bekliyorum. Ee, zaten şu geçtiğimiz kısa zamanda 22 bin 500'den 19 bin dolar seviyesine kadar gerilemeyi başardık. 16000 ee, 16 bin dolar seviyesine kadar gerileyeceğimizi oradan da hafif yükselişte tekrardan 11 bin dolara e, düşeceğimizi şahsi olarak düşünüyorum. Ee, şöyle bir baktığım zaman da hani Grafik pek olumlu durmuyor. Siz de görüyorsunuzdur zaten. Şu en altımızdaki dipimizi yani 17600 zaten kaybetmemizle birlikte biz fiyatların düşüşünün derinleştiğinde birlikte izleyeceğiz diye şahsi olarak düşünüyorum. Tamam burada baktık buna. Buna hiç değinmeyeceğim. Bitcoin'e baktık. Bir de Bitcoin dominansına bakalım. Ya altcoin yatırımcıları bana Bitcoin dominansı çok soruyor. Çünkü biliyorlar ki Bitcoin dominansı altcoin'ler çok korele gidiyor. Ya bu ne demek oluyor? Şimdi Bitcoin dominans düşerse altcoin'lerde birazcık da e, nefes alındığını görüyoruz. <laughs> Keza yine Bitcoin dominans yukarı giderse e, bu sefer de Bitcoin'in birazcık daha palazlandığını diğer coin piyasalarına göre ya yani mesela Ethereum'a göre palazlandığını görüyorlar. Ya burada da şöyle bir olay var. Ya ben 12 bin dolara kadar, 11 bin dolara kadar düşüş bekleyen bir adam olarak şunu söylüyorum arkadaşlar. Ben Bitcoin dominansının 50 seviyesine kadar çıkacağını hatta bel eğer bir coin projesi daha çökerse bunun %60'lara kadar çıkacağını şahsi olarak düşünüyorum. E, bu sebepten eğer İlla bir coin alacaksanız ki bence almamanız bu devirde daha e, karlı bir durum çünkü görüyorsunuz merkez bankaları sertleşmeye devam ediyor e, ve bitcoin 11 bin dolara kadar düşeceğini düşünüyorum. E Böyle bir durumda arkadaşlar ben tutacak olsaydım eğer bir coin alma zorunluluğum olsaydı bitcoin alırdım ama onun dışında dolar da beklemeyi tercih ederdim ya da short işlem açardım şu an yaptığım gibi. Bir de Ethereum'a bakmak istiyorum. Ethereum'da olan bir olay vardı. Bunu ben sizlere anlatmıştım. Neydi bu olay? Ethereum'da biliyorsunuz arkadaşlar bir merge vardı. Yani bir geçiş hikayesi vardı. Bu geçiş tamamlandı. Ve bu geçişin ardından kitli olan, uzun süredir kitli olan ve yaklaşık 10 milyar dolara yaklaşmış galiba değeri. Ethereum sayısı 10 milyar dolar yanlış olabilir. Öyle hatırlıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Bu rakamın piyasaya salınacağını biliyoruz. Ve bu salınım 2 hafta, pardon 2 aya yayılacak. Yani bu adamlar 2 ay boyunca yayacak bunu. Ya Ethereum'da böyle problemler var. Bu sebepten arkadaşlar özellikle şu sene sonuna kadar Ethereum'dan uzak durma taraftarıyım. Ama sene sonundan sonra Ethereum'un gerçekten iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'de 11 bin dolara zaten düşmüş olur. E, ve fark ettiyseniz arkadaşlar Bitcoin'den pozitif ayrışmıştı. E, Bitcoin Bitcoin dominansında yukarı yönlü gideceğini düşündüğümüz için ben Ethereum'un aşağı yönde düşeceği kanaatindeyim. Bu sebepten uzak durmayı tercih ediyorum. Özellikle altcoin'lerden. Yani kripto para piyasasından uzak duruyorum. Bu yetmiyor. Bir de altcoin'lerden uzak duruyorum. E, bunu da belirtmem gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bakın sizi bir daha uyarıyorum. Bitcoin'de bir tehlike var. Bunu sebebi global merkez bankaları ve sıkılaşan piyasalar. Yani bu tüm dünyada böyle. Bu sebepten arkadaşlar bunlara bakaraktan ben şunu söyleyebiliyorum. Hem borsada hem Bitcoin'de bir kriz çıkabilir ki görüyorsunuz 2008'e benzer bir durumdayız. E, resesyon konuşulmaya yavaş yavaş başlandı. Ne kadar Amerikan Merkez Bankası bunu kabul etmese de özellikle Powell ya kesinlikle biz değiliz dedi abi adam resesyonda değiliz dedi. Ama veriler bize gösteriyor ki Amerika bir resesyonda ve bu resesyonu eğer bu adam kabul ederse biz zaten Amerikan borsasında kripto paralarında çok ciddi şekilde düştüğünü göreceğiz ki ben buna ihtiyaç kalmayacak kanaatindeyim. Çünkü ne zaman Bitcoin bu kadar yatay hareket ederse bakın bu en son şurada olmuştu. E, nerede olmuştu? 2022'nin başından yıl başından 2022'nin Nisan ayına kadar ya Ocak Şubat Mart Nisan 4 ay boyunca olmuş bu ya piyasa 4 ay yatağa gitmiş şu anda da Haziran'ın ortasından başladık Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim ya Ekim'in ortasına kadar gelirse yine 4 ayı tamamlamış oluruz ya işin özeti arkadaşlar ne zaman böyle uzun süre yatağa gidersek piyasa genellikle aşağı yönlü sert hareketler yapıyor bakın şurada da yine bir yatay gidiş var. Burada da yine var. Bu sebepten arkadaşlar ben bu hareketin pek olumlu olmadığı kanaatindeyim ya bu kadar yatay gidiş ve dipte yatay gidiş bana tehlikeli geliyor. Hani sanki dibi satıyorlar gibi geliyor. E dipten yavaş yavaş şuraları satıyorlar. Çünkü biliyorsunuz ayılarla boğalar durmadan savaşır. Ve şurada boğalar desteklemeye çalışıyor. E şurada da keza ayılar satıyor gibi geliyor bana. Ve genel olarak ayıların sattığını görüyoruz. Ben de piyasanın bu sebepten düşeceğini düşünüyorum. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izin için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.